Efendim. Oğuz merhaba, ben host Amiri Orhan. Nasılsın? İyidir, sizden ne haber? Yoğun. Sigorta girişin yapıldı. Bu akşam seni Marmaris'e stajyer olarak saat 23'e yazdık. Gelirken kumaş lacivert pantolon, beyaz gömlek, lacivert kravat, kundura giyip seferden bir saat önce sakal tıraşını olmuş bir şekilde host amirliğinde olursan sevinirim. Akşamı görüşürüz. Teşekkür ederim. Efendim abi. Sahildeyim. Tamam, geliyorum. Tamam, hemen geliyorum. Tamam. Seni yeneceğim Petrizim. Yolların fatihi olacağım. Stajdayken ayağım öyle bir su toplayıp şişti ki bir hafta iş kazası raporu aldım. Çünkü yürüyemiyordum. Millet askerlik anılarını anlatır, ben size hostluk anılarımı anlatıyorum. Birkaç görüntü çekiyorum. Birkaç görüntü çekiyorum. Sen de çekin fotoğraf sensin. Efendi büyütüyor musun? Dar yapıyorlar abi, dar. Kendini oradaki kireçleme hepsi taze değil mi kurusun? Hani yapışmasın yani. Tamam da baba yani doğru söylüyor da biraz daha gayret etsek de biraz daha çarpılır. Çıkmam. Ben şey çekeyim sen gör. Çık çık suya girmeyiz. Çık çık. Çıkmam abi. Tamam mı? Kusur kusur da. Kusur. Ben de zamanla bir açtım. Ben çektim. Açtım. Yapmak arabayı istedim.
süresince birer yüzlü ve tecrübeli araç ekibimiz hizmetinizde olacaktır. Evde yapmadım temizliği, araçta yap. Kabin memurluğu bana hayatı, para kazanmanın hiç kolay olmadığını, insanlarla uğraşmanın çok zor olduğunu ve uykunun önemini öğretti. Sayın yolcuları, mola süreniz dolmuştur. Lütfen araçta yerinizi alınız. Ankara'ya giderken üniversitede çalışan görgüsüz bir akademisyen vardı. Adam ikramlardan birer poşet istedi. Ben de isterseniz servis arabasını verim eve götürün dedim. Adam da olur dedi. Ben şok. Dönüşte ise aracın içinde fenalaşıp bayıldım. Gözümü açtığımda Düzce Devlet Hastanesi'ndeydim. Meğerse hava değişimine bağlı burun çatlaması olmuş. 26'sına arabaya çıkması lazım. Çanakkale'ye geldik. Post evine girmemle çıkmam bir oldu. Çünkü alt ranzada yatan birader öyle bir horluyordu ki yeri göğü inletiyordu. Ranzayı salladığımda horlaması azalıyor, sallamadığımda artıyordu. En sonunda dayanamayıp bahçede yattım. Geyikli'deyken kaptan beni düğün yemeğine götürdü. O kadar çok yedirdi ki masadan kalkamadım. Kaptan kolumdan tutarak kaldırdı ve göbeğimi sıvazlayarak araca doğru yürüdüm. Kara Mürsel'e beni bir ay öyle bir kilitledi ki minibüs gibiydik. Günde 4 seferde 148 yolcuyla uğraşıyordum. Hatta ilk Kara Mürsel arabasına bindiğimde araç genişti. Ay sonunda yine aynı araca binince araç daralmış. Marmaris Otogarı'nın duş alma raconu fırçalanmakmış. Kaptan beni öyle bir güzel fırçaladı ki şimdiye dek kimse beni bu kadar mıncıklamamıştı. Dönüşte ise burnum kanamaya başladı. Meğerse güneş geçmiş başıma. Sağ olsun sarı kaptan bana ilaç vererek yatağında hareme kadar yatırarak beni iyileştirdi. Böylece iyi insanların da kaldığını görmüş oldum. Kazandığım paralar kart borcuna gidince kursa gidemedim ve herkes gibi üniversiteye başladım.